Kampüsten herkese merhaba. Bugün AYT coğrafyada uluslararası örgütleri ve dünyadaki önemli çatışma bölgelerine değineceğiz arkadaşlar. Hem bölgesel amaçlı kurulmuş hem küresel amaçlı kurulmuş pek çok son güncel örgütleri tanıyacağız. Ve yine ÖSYM tarzı sorumuza dönüp sorumuzun çözümünü yapacağız. İki maddede konumuzu işleyeceğiz. Öncelikli olarak küresel ve bölgesel örgütleri tanıyacağız. Ve daha sonra şu an günümüzde de devam eden dünyadaki çatışma bölgelerine değineceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci olarak örgütlerden başlayalım. Küresel ve bölgesel örgütler nelerdir ve niçin kurulmuştur tabii ki? Dünya arkadaşlar 1. ve 2. Dünya Savaşları sonucunda dünyada pek çok devlet siyasi anlamda, askeri anlamda ve ekonomik anlamda pek çok sorun yaşamıştır. İşte bu tür sorunları çözebilmek, bölgede istikrarı, bölgedeki refahı sağlamak amacıyla dünyada küresel ve bölgesel örgütler kurulmuştur. Yani bu sorunların tekrar yaşanmaması için pek çok devlet bir araya gelerek bölgesel ve küresel örgütleri kurmuştur. Nedir bunlar? Bakalım. Küresel örgütler sırasıyla arkadaşlar Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve OPEC yani petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve G20 ve gelişen 8 ülke Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yani NATO askeri örgütten bahsedeceğiz. Ve bölgedeki istikrarı refah sağlamak amacıyla kurulmuş Avrupa Birliği ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve BDT Bağımsız Devletler Topluluğunu değineceğiz. Kuruluş amacı nedir? Hangi üye ülkeler vardır? Nerelerde kurulmuştur? Bu tür özelliklere tek tek değineceğiz arkadaşlar. Şimdi Birleşmiş Milletler ile başlayalım. Birleşmiş Milletler niçin kuruldu? İkinci Dünya Savaşı sonrası barışı, güvenliği sağlamak, savaş sonrası oluşabilecek güvenlik sorunlarını çözmek amacıyla Birleşmiş Milletler kuruluyor. Ve Amerika, yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleridir arkadaşlar. Gelelim İslam İşbirliği Teşkilatı'na. 1969 yılında İslam Konferansı Örgütü İKO adıyla kurulan örgütün ismi 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. Niçin kurulmuştur İslam İşbirliği Teşkilatı? 1. İslam ülkelerini tek bir çatı altında toplamak. 2. Müslüman halkların çıkarlarını ve güvenliğini korumak ve mücadelelerini desteklemek amacıyla kurulmuş arkadaşlar. Üçüncü olarak Filistin halkının mücadelesini ve bağımsızlık haklarını desteklemek ve savunmak ve yine merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 tane üye ülkesi bulunmakta. Tabii ki Türkiye 2016-2019 yılları arasında teşkilatın dönem başkanlığını üstlenmiştir. Bu da önemli bir bilgi. Şurada yine belirtelim kırmızı ile. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne de değinelim. OECD, Paris merkezli küresel ve ekonomik amaçla kurulmuş bir örgüttür. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. 2016 yılında Letonya'nın üyeliğiyle birlikte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün üye sayısı 35'e ulaşmıştır. Türkiye'de arkadaşlar OECD'nin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Ekonomik İşbirliği'ne dayalı kurulmuş bir örgüttür. Gelelim niçin kuruldu? Üye ülkelerden ekonomik sorunlarına çözüm üretmek, üye ülkelerin yaşam standartlarını yükseltmek, yine üye ülkeler arasındaki örgütteki üye ülkelerin işsizlik ile mücadelesine destek vermek ve bölgeler arası yani pardon ülkeler arası üye ülkeler arasında uluslararası ticareti canlandırmak amacıyla kurulmuştur. Dediğimiz gibi Türkiye'de OECD'nin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Bir bilgi sorusu olarak karşımıza çıkabilir. OECD ile alakalı yer gelirse bizim ülkemiz Türkiye'de kurucu üyeleri arasında yer aldığını lütfen bilelim. Gelelim petrol ihraç eden ülkeler örgütüne. Niçin kuruldu OPEC? Dünya üzerinde petrol fiyatlarını ve petrol üretim miktarını belirlemek amacıyla OPEC kurulmuştur. Kurucu üyelere baktığınızda zaten yine petrol bakımından da zengin ülkeleri görebiliyorsunuz. Kurucular arasında Suudi Arabistan, İran, Kuveyt, Irak ve Venezuela'yı görebilirsiniz. Ve akabinde Katar, Libya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Ekvator, Nijerya, Gabon ve Angola örgüte daha sonra katılan ülkeler arkadaşlar. 2007'de Angola, 2017'de Ekvator Ginesi kuruluşa yine katılıyor. Endonezya 30 Kasım 2016'da ise kuruluştan ayrılıyor. Bunu da bir bilgi olarak not edelim arkadaşlar, karşımıza çıkabilir ama Suudi Arabistan, İran,
Kuveyt, Irak ve Venezuela OPEC'in kurucu üyeleri arasında. Bu konuda Türkiye için pek bir şey söyleyemeyeceğiz. Çünkü Türkiye petrol ihtiyacının çoğunluğunu dışarıdan karşılayan bir ülke arkadaşlar. Petrol zengini değiliz. Gelelim G20. G20 arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Maliye Bakanlarının öncülüğünde 1999 yılında Washington'da kurulmuş. G20 üyeleri ise Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa ve İtalya. Akabinde pek çoğunu devam edebiliriz, saymayayım. Ve bunlar üye ülkelerdir G20'ye. Türkiye'nin buradaki önemli bir rolü, aktif bir ülke. Burada yine 10. zirveye ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Bunu lütfen not alalım arkadaşlar. Türkiye 15 Kasım 2015'te G20'de 10. zirveye ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Ve buna da, bu toplulukta da yine bulunuyoruz G20'de. Peki G20'nin kuruluş amacı nedir? G20'de arkadaşlar, uluslararası ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla kurulmuş bir örgüttür. Yani temel amacının ekonomik olduğunu bilmemiz yeterli olacaktır. D8, gelişen 8 ülke. Bu da bir topluluk. D8, 1997 yılında İstanbul'da kurulmuştur D8. Örgüte üye olan ülkeler arkadaşlar, Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dır. D8 üyesi ülkelerin aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'na da üyelikleri bulunmaktadır. Niçin kuruldu peki D8? Yine üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini sağlamak amacıyla D8, gelişen 8 ülke topluluğu kurulmuş, meydana gelmiş diyebiliriz. Devam edelim. Bir diğeri NATO. NATO arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde 12 devletin katılımıyla kurulan askeri bir örgüt. NATO'yu biz gündemden de sık sık duyduğumuz, bildiğimiz bir örgüt. Askeri amaçla kurulduğunu mutlaka bilelim. Türkiye bir NATO üyesidir. Nasıl üye oldu? Türkiye, Kore Savaşı'nda kazandığı başarılar sayesinde 1952 yılında NATO'ya üyeliği kabul edildi ve NATO'ya üye oldu. Yani Kore Savaşı ile beraber bunun akabinde biz de NATO üyesi olduk. Devam edelim üye ülkelere NATO ile alakalı. Arkadaşlar, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İngiltere, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, işte Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İspanya, İzlanda gibi pek çok ülke var. Burada tek tek sıraladık. Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan, Arnavutluk ve 5 Haziran'da 2017 tarihinde de Karadağ NATO'ya katılan son ülkedir arkadaşlar. Bunu da yine belirtelim, Karadağ'ı da burada. Neden kuruldu? Tabii ki askeri amaçla kurulduğunu söyledik. NATO bir kolektif savunma örgüttür. Askeri amaçla kurulmuştur. Nereye karşı? Tabii ki kime karşı? Rusya'ya karşı. Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgüttür NATO. Yani NATO'nun askeri olduğunu bilmemiz, Rusya'ya karşı kurulduğunu bilmemiz ve Türkiye'nin de Kore Savaşı ile birlikte NATO üyeliği kabul edildiğini bilmekte fayda var. Yeterli olacaktır sınav tarzında gelen sorularda. Gelelim AB, Avrupa Birliği. Brüksel merkezli ekonomik ve siyasi bir örgüttür. Biz bunu daha çok böyle siyasi amaçlı kurmuş bir örgüt olduğunu biliyoruz. Yine gündemde olan bir örgüt. Neredeyse gün aşırı haberini duyduğumuz bir örgüt Avrupa Birliği. 2013 yılında Hırvatistan'ın katılımıyla üye sayısı 28'e çıkıyor. Ancak çok çok güncel bir haber. 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık bu kuruluştan ayrılmıştır. Niçin kuruldu Avrupa Birliği? Yine üye ülkeler arasında, yani bölgede işsizlik oranını düşürmek, farklı alanlarda ortak politikalar oluşturmak nedir bu? Tarım anlamında, ulaştırma anlamında ortak politika oluşturarak ülkelerin kalkınmasına destek sağlamak. Üye ülkeler arasında gümrük birliği oluşturmak ve bölgede istikrarı korumak. Kimdir Avrupa Birliği kurucu üyeleri? Fransa, İtalya, Almanya, Belçika ve Lüksemburg Avrupa Birliği kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Gelelim Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Bölgesel bir örgüt. Karadeniz Ekonomik İşbirliği diğerlerinden ayrılan bir tarafı var. Niçin kuruldu? Karadeniz Havzası'nın bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamak. Yani bölgesel olduğunu buradan anlayabiliriz. Karadeniz Havzası'nı içeriyor. Üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek de yine bir diğer kuruluş sebebi. Kimdir kurucu üyeleri? Bakın, Arnavutluk, Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Moldova, Romanya, Ukrayna, Türkiye ve Yunanistan'da kurucu üyeler arasında yer alıyor Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda. Bağımsız Devletler Topluluğu. Arkadaşlar, BDT
8 Aralık 1991 tarihinde Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya arasında imzalanan bir anlaşma ile kurulmuş devletler topluluğudur. Siyasi işbirliği amacıyla kurulan topluluk zamanla ekonomik işbirliğine dayalı bir hal almıştır. Bağımsız Devletler Topluluğu. Tabii Bağımsız Devletler Topluluğu'na 21 Aralık 1991 tarihinde Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan da bu birliğe katılıyor. 1993 yılında Gürcistan'ın da katılımıyla BDT'nin üye sayısı 12 oluyor. Türkmenistan ve Gürcistan 2009 ve Ukrayna'da 2014'te topluluktan ayrılmasıyla üye sayısı 9'a kadar düşmüştür. BDT'nin arkadaşlar üye sayısı. Evet, küresel ve bölgesel örgütleri bu şekilde özetlemiş olduk. Dediğimiz gibi özellikle bu konu MEP konusunda 11. sınıf müfredatında yer almakta. Bizler de 11. sınıf müfredatını göz önüne alarak bu konuyu sizler için hazırladık, bir özet geçtik. Şimdi gelelim, dünya üzerinde nerelerde çatışma bölgeleri var ve bunlar hala günümüzde sürüyor, devam ediyor. Öncelikli olarak çatışmanın nedenlerini inceleyelim. Çatışmalar 1. doğal nedenler, 2. beşeri ve ekonomik nedenler olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. Arkadaşlar, dünyada su kaynakları paylaşımı nedeniyle çatışma yaşanıyor. Yeraltı kaynakları petrol, doğalgaz gibi sebepten dolayı yaşanabiliyor. Enerji kaynaklarından dolayı yaşanabiliyor. Toprak paylaşımı sınır ihlalleri sebebiyle çatışmalar yaşanabiliyor. Yine ekonomik sorunlar sebebiyle bağımsızlık mücadelesi, önemli ulaşım yollarını kontrol etme isteği, geçmişe dayalı sorunlar, siyasi ve ekonomik farklılıklar da bölgede istikrar sağlanmasını maalesef mümkün kılmıyor, çatışmalara neden oluyor diyebiliriz. Şimdi güncel olan Irak sorunu ile biz başlayalım. Petrol sorunu, daha doğrusu Irak sorunu dediğimizde petrol sorunu aklımıza geliyor. Irak bildiğimiz gibi önemli petrol rezervlerinden dolayı yakın geçmişte Orta Doğu'nun en büyük çatışma bölgelerinden biri olmuştur. 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle birlikte Irak-İran savaşları başlamış ve Körfez Harekatı gerçekleştirilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ise 2003 yılında Irak'ı işgal etmiş ve bölgedeki çatışmalar, istikrarsızlıklar hala günümüze kadar da devam etmiştir. Yani biz Irak sorunu bir petrol sorunu olarak bilelim. Irak-İran savaşlarına sahne olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgeye müdahale ettiğini unutmayalım. Gelelim Afganistan sorunu. Afganistan son 100 yıl içerisinde önemli çatışma ve işgallere sahne olmuş bir bölge. Hazar ve Orta Asya petrollerinin taşınması konusunda stratejik bir öneme sahip. Afganistan 1979 yılında Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiş. 2001 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesine uğramış. Yine sorunlu çatışma bölgelerinden biridir Afganistan. Gelelim Yemen sorununa. Aden Körfezi'nin kontrolünün bu bölgede olması Yemen'de sık sık çatışmalara neden oluyor. Stratejik bir yer yine. 2011 yılında meydana gelen ayaklanma sonucunda bir Yemen krizi ismini verdiğimiz bir kriz, bir kaos doğuyor arkadaşlar. 2011'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve İran çatışmalara müdahil oluyor. Ve sorun, Yemen sorunu, bir Yemen krizi uluslararası bir boyut kazanıyor. Günümüzde de devam ediyor. Filistin-İsrail sorunu bir diğer güncel bir sorun. Amerika'nın da yine sık sık müdahil olduğu. Filistin toprakları üzerinde 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulması ve yine İsrail'in yayılmacı bir politika izlemesi günümüze kadar süren çatışmalara neden oluyor. 2017 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyor ve bu durumda yine sorunu daha da arttırıyor. Türkiye de bu konuda bildiğiniz gibi müdahil, sık sık bu konuda açıklamalarıyla gündeme geliyor. Suriye sorunu hemen sınırımızda olan bir problem. Ülkemize çok fazla göçmen dalgasına neden olan bir problem. 2011 senesinde Suriye'de çatışmalar başlıyor ve günümüze kadar artarak bu problemler devam ediyor. Ülkemiz tabii ki çatışmalardan kaçan milyonlarca Suriyeli vatandaşlara kapısını açtı. Güncel bir sorun, hala da devam ediyor Suriye sorunu. Venezuela sorunu var. Yine petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomik sorunlar yaşayan Venezuela'da hükümet ve muhalefet arasında çatışmalar başlıyor. Ve bunun sonucunda doğan ekonomik ve siyasi kriz de günümüze kadar devam ediyor Venezuela'da arkadaşlar. Petrol sorunu, yani fiyatların düşmesiyle beraber
muhaliflerle beraber ciddi bir çatışma içerisinde diyebiliriz. Doğu Türkistan sorunu var. Doğu Türkistan coğrafi konumu itibariyle jeostratejik ve jeopolitik bir öneme sahip. Doğu Türkistan 1949'da Çin'de kurulan hükümetin kontrolü altında giriyor. Çin, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini asimile etmek istemekte ve Doğu Türkistan'daki etnik çatışmalar da yine günümüze kadar devam etmektedir. Bununla alakalı da sık sık güncel haberleri görebiliyor, takip edebiliyoruz. Uygur Türklerine yapılan zulümleri, Uygur Türklerine yapılan asimile politikasını görebiliyoruz arkadaşlar. Doğu Türkistan sorunu da güncel ve hala devam etmekte olan bir problemdir. Gelelim Azerbaycan-Ermenistan yani Karabağ sorununa. Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından işgal edilmesiyle çatışmalar başlıyor. İki ülke arasındaki yaşanan çatışmalar belli aralıklarla günümüzde de devam ediyor. Bu işgal, bu sınır sorunu arkadaşlar. Karabağ sorunu Azerbaycan-Ermenistan arasında. Evet, önemli çatışma bölgelerine, güncel çatışma bölgelerine değinmek istedik arkadaşlar. Şimdi gelelim. Konumuzu tamamladık. Dersimizin başındaki ÖSYM tarzı soruma ben dönmek istiyorum. ÖSYM tarzı sorumuza hemen bakalım. Aşağıda verilen örgütlerden hangisi küresel amaçlı kurulmuş bir oluşum olarak gösterilemez diyor arkadaşlar. NATO askeri amaçla kurulmuş küresel, Birleşmiş Milletler yine küresel, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, OPEC, İKÖ arkadaşlar. Burada baktığımızda C şıkkı Karadeniz Havzası'ndaki istikrarı, refahı sağlamak, ekonomik işbirliğine gitmek amacıyla kurulmuş bir örgüttür. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Türkiye'de buna üye ama bu küresel amaçlı değil, bölgesel, bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla kurulmuştu. İKO biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı İKO adıyla devam etti. OPEC petrolle alakalı bir kurulmuş örgüttü. Venezuela gibi üyeleri vardı. Sorumu çözdüğüme göre hemen dönüyorum ödüllü soruma. Evet, geçen hafta verdiğimiz ödüllü sorumuz. Hemen bakıyorum. Avrupa'nın nüfus bakımından en yoğun ülkesiymiş. Yani bir Avrupa ülkesiymiş arkadaşlar. Topraklarının yarısı deniz seviyesinin altında ve topraklarının büyük bir bölümü polder adı verilen denizden kazanılmış toprakmış. Hangi ülkedir bu diyor. Bir kere şıklardan Avrupa'nın dediğine göre arkadaşlar kafadan Asya ülkesini, işte Hindistan'ı, işte Japonya'yı, bir Afrika ülkesi olan Afrika'yı eleyebiliriz. Polder topraklarıyla yine gündemde olan ve Avrupa'nın yüz ölçüm bakımından küçük ve bundan sebeple yine yoğun ülkesi olan Hollanda'dır cevabı arkadaşlar. Doğru cevabımızı Hollanda verelim. Hollanda önemli. ÖSYM'nin de sık sık sorduğu özellikle şu polder adı verilen denizden kazanılmış topraklarla oluşturulmuş bir ülke. Avrupa'nın yine en yoğun ülkesi olarak da, yoğun nüfus ülkesi olarak da bilmekte fayda var. Hollanda sık sık karşımıza çıkıyor. Çıkmaya da devam edecektir diyelim. Evet, konumuzu tamamlamış olduk. Şimdi ödüllü soru ile sizleri baş başa bırakıyorum. Cevapları video altına yorum olarak bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden başarılar, kolay gelsin.